Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül. Evet, dear passengers, fasten your seatbelt, lift off. Evet, başlayacağız. Şimdi elektrik enerjisine geldik. Elektriksel enerji, güç, elektriksel güç tabii. Lamba parlaklığı. Aslında bunlar yani ciddi şekilde akraba yani. Hatta neredeyse birbiriyle aynı şeyler diyebiliriz. Mesela güçle lamba parlaklığı arasında bir fark var mı? Göreceğiz yani. Öyle söyleyelim artık. Şimdi... Tabii hareket ederse bu. Elektriksel enerji. Şimdi bir giriş yapmak lazım. Yani giriş her zaman fizikte zordur herhangi bir konuya. Burada da böyle dar vakit oldum özellikle. Şimdi enerji iş yapabilme yeteneğidir dedik. Elektriğin bir enerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Tamam, kabul edilebilir. Enerjinin dönüşümlü bir büyüklük olması ve günlük hayatta birçok işin elektrikle çalışan aletlerle yapılması da elektriğin bir formunda enerji olduğunu gösteriyor. Hep bunlar hakkında dizi bile var arkadaşlar. Hani bir şeyler oluyor, tamam mı? Lan dünya üzerindeki bütün elektrikli o çalışan aletler, sistemler, araçlar, her şey yerle bir oluyor. Gene at arabasına dönüyor olay. Gaz lambasına dönüyor falan. Öyle dizi izlediniz mi hiç bilmiyorum. Geride gelmiyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Artık doğa ana diyelim. Ne deniyor ona? Hani işte dünya sana yanıtını veriyor falan diyormuşum. Şimdi elektrik akımının geçtiği elektrik devrelerinde elektronların bu hareketini devreye aktardığı enerji elektrik. Yani elektriksel enerji, tamam anladık hacı. Anladık, böyle bir enerji var, güzel. Şimdi tabii bir dirençte ısıya dönüşen enerji ciddi bir başlıktır. Gerçekten ciddi bir başlıktır. Her şey burada yani sonuçta ortaya çıkıyor. Şimdi ben burada biraz tabii yan tarafta kendim çalışacağım. Hani bu basit devreyi kurduğumuzu düşünelim. Kabul. Bakın ne diyeceğim. Şimdi... Camların burada ısı olarak açığa çıkan hani enerji nedir? Şimdi bizim V olarak söylediğimiz şey şu anda bak mesela buraya diyelim ki K dedin. Buraya da L dedin. Tamam mı? Geldi bu buraya L. Bu da buraya geldi K. K ile arasındaki potansiyel fark V'nin ta kendisi. Yani dikkatli dinleyin buraları. Yani birim yükün K noktasından L noktasına giderken elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş birim yük üzerinde yaptığı iş iki nokta arasındaki potansiyel farktır diyoruz. Kabul mü? Kabul. Hani I akımı işte R direnci üzerinden geçerse I çarpı R diye hani birim yük adına enerji harcıyorsun ya, o V. Ama şimdi ben burada bekliyorum, tamam mı? Ne bileyim ben kaç saniye bekliyorsun sen? Yani 1 milyon tane yük geçiyor yani. Sen şimdi bunu ne dedim? Birim yük adına yapılan iş dedin. Ben bekledim bilmem kaç tane yük geçti. Ona da Q diyorum ben. O zaman çarpı Q derim yani, o kadar süre içerisinde harcanan enerjiyi konuşacaksak. Peki akım şiddeti neydi? Onu bir konuşalım. Akım şiddeti iletkenin kesitinden geçen, birim zamanda geçen yük miktarıydı. O zaman ben oradaki yani yük miktarını IT diye ifade edebilirim. Ve ısı olarak açığa çıkan enerji bakın ne oldu? V çarpı I çarpı T diye ifade edildi. Şimdi burada ısı olarak açığa çıkan enerjiyi bulmak için ben hem V'yi bileceğim. Hem i'yi bulacağım ya da bileceğim. Bir de t'yi bileceğim. Oldu, her şeyi bulayım ben. Çarpması da sana kalsın yani. Öyle değil. Onun için burada bazı pratik hareketler yapacağız. Ama işin atası bu arkadaşlar. Böyle küt diye yazılmış burada ama işin atası bu. Ben peki ne numaralar yapabilirim burada? Ohm yasası gereği. Mesela şimdi Ohm yasası bana şu hakkı veriyor ya. I akımı R direnci üzerinden geçiyor ya. Ben istersen burada i çarpı R yazabilirim. Aynı mantıkla i yerine istersen v bölü r yazabilirim. Bunlar benim en doğal haklarım. O zaman sen ne yapıyorsun burada? Bir güzel değişik değişik modeller ortaya çıkıyor. Bakın o zaman şu ilkini yapayım ben. O zaman ne oluyor? Bu amma çok o zaman. O zaman bak yazayım. Şimdi o zaman burada o zaman. İşte bu zaman yani o zaman yeterince dedim bence. Çarpı t. Burada i kare rt geldi bak, görüyor musun? Küt diye bulmadık. Nereden geldiğini anlattık. Güzeldir. Yani iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Daha da detaylı istiyorsanız izlemeniz gereken bölümler falan diyormuşum. TET yani. Ben hep aynı yerlerde sıkıntılıyım da. Şu elektrik akımında herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Bir tek Kirchhoff çıkarıldı. O da var ya, insanlar ona kurban olurdu yani. Kurban olurdu. Şu Kirchhoff'u bilenlerin elektrik konusuna hakimiyetini hiç kimse de görmedim ben. Tamam mı? Öğretmen, öğrenci fark etmez yani. Başka türlü çözer. Onu bilen. Yani şimdi şöyle. Bu var mı kazanımlarda, yok. Ding falan böyle. Hani masanın üzerindeki böyle sineğe fiske vurmaya çalışır gibi böyle konuyu kenara atmaya çalışıyor kimisi.
Ama acayip şekilde fark ettirir, hakimiyetini değiştirir yani olaya. Nokta potansiyeli vermek kolay değildir. Kirchhoff'la beraber düşünüldüğünde çok güzel gider. Bakarsınız ya eski lahitlerde böyle yani böyle ne bileyim Mısır uygarlığından önceki uygarlıklarda benim elektrik akımı ile ilgili olarak çektiğim videolara bir göz atarsanız bakalım ne kadar değişmiş. Gelin sonra buraya yazın tamam mı? Hocam acayip değişmiş ya falan diyebilirsiniz. Ama bunları da izleyin ha. Burada da şimdi daha farklı şekilde inceledim. Yani tabii gene bak ispatını yaptık. Icar RT'nin nereden geldiğini söyledik çok şükür. Şimdi sonra ne var? Bunu yapabildiğimiz gibi tabii şöyle de yazabiliriz. Gene işte efendim V dursun. İ yerine o zaman ne yazıyoruz? V bölü R yazıyoruz şöyle. Çarpı T. Buradan da işte V kare çarpı T bölü R diye geliyor. Ha kafamın arkasına kaldı. Evet şöyle bir şey oldu. Tamam mı? Bak abiler geldi bak görüyor musunuz? Hepsi burada. Ama tekrar söylüyorum bunun çıkış noktası budur. Bak o İT'nin nereden geldiğini gördük. Bir daha göstereyim ben sana. Yani şuradaki mantıkla. Birim yükün K'den L'ye geçmesi durumunda onun adına harcanan enerji iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Ama belirli bir süre beklerseniz ve o süre içerisinde K'den L'ye Q kadar yük geçerse o zaman çarpı Q kadar hani enerji açığa çıkmıştır diyebiliriz. Tamam mı? Onları da buradan modifiye edebiliriz. Evet bu var. Bak şimdi bu bir numara oldu. Efendim şurada bu 2 numara oldu. Karesi gözüyle bakmayın. 3 numara oldu. 3 tane bağıntıyı birbiri içerisinden buldum. Enerji birimi tabii ki de joule. Buna artık herhalde kimsenin bir laf edeceği yok. Tamam, elektriksel güce geldik. Şimdi elektriksel güç. Birim zamanda yapılan iş, birim zamanda aktarılan enerji, birim zamanda harcanan enerji. Bunların hepsi gücün tanımı. Bu güce mekanik sistemlerde mekanik güç, elektrik sistemlerinde ise elektriksel güç denir. Elektriksel güç, elektrikli cihazların birim zamanda harcadığı elektrik enerjisidir. Bakın. Güç PSM power. Evet, onun P'si gösterilir ve elektrik enerjisi zamana oranlayarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. Şimdi ben biraz önce P eşittir. Hani bu eskiden beri peşinde böyle ya. Şimdi ben orada o zaman V çarpı I çarpı T bölü T yaptım mı? Ne oldu? V çarpı I geldi. Bu bir. Ben onu beğenmedim hocam. İ kare RT biz okulda da bunu görmüştük. Ben ona alışkınım. Onu koyalım. Hoppa İ kare R. Yok ben onu da beğenmedim. Burada düzgün yazmaya çalışacağım artık. Neydi o? V kare çarpı T bölü R bölü T. Şunla şu yine gidecek. V kare bölü bunlar büyük harfler tabii. Efendim R olacak. Şimdi gücü 3 farklı şekilde karşınıza getirdim. Şimdi burada sıkıntı ne? Eğer ben buradan hani P'yi birinci yol olarak bulmaya kalkarsam hem V'yi hem I'yi vermen gerekiyor burada bana. Dolayısıyla sıkıntı oluyor. İkisini bulmanın enayilik olduğunu düşünüyorum ben. Onun için yani eninde sonunda bu iş gelecek, dolanacak. Yani nereye yaslanacak? Lamba parlaklığına geleceğiz. O zaman orada tüm lambaların neredeyse yani sorularda artık özdeş verildiği bir dünyada R diye lambanın direncinin olduğu yerde. Bak burada da aynı şekilde R diye lambanın direncinin olduğu yerde. O zaman akıma bakarak ya da V'ye bakarak lamba parlaklığı yani lambanın elektriksel gücünü hesaplayabileceğiz. Şimdi lambanın hem V'sini hem I'sini bulup çarpıp ne anlamı var? Ve hocam bu işe yaramıyor mu o zaman? Şimdi geçen videoda hatırlıyor musunuz? Üreteçlerin tükenme süresinden bahsediyordum. Bu da üreticin üzerinden çekilen yani daha doğrusu üreteçten çekilen elektriksel güçle alakalı demiştim. Bakınız. Şimdi V çarpı I. Tamam mı? Şimdi V dediğimiz şey üreticinin EMK'sı. Özdeş EMK'lar söz konusu olduğu zaman problem yok. O zaman I ne kadar çok olursa üreteçten çekilen elektriksel güç de o kadar çok olur. Tükenme süresi o yüzden ters orantılı bunda. İşte o buradan geliyor. Yani üreteçten çekilen elektriksel güç ne kadar çoksa tekrar ediyorum o pil o kadar kısa sürede o üreteç o kadar kısa sürede tükeniyor. O buradan geliyor. Ha, biz bunu lamba parlaklığında kullanmıyoruz ama başka yerlerde kullanıyoruz. Evet. Git bak. Git bak. Eski lahitlerde. Hammurabi'nin falan diyormuşum. Hammurabi lafı da çok komik gelir bana. Hammurabi falan. Neyse. Dalga geçmeyelim adamlarla. Bir dönemin egemen güçleri değil mi sonuçta? İşte yani çivi yazısından önce şeyden sonra falan o tarz. İzleyin bak neler neler var orada. Tamam. O zaman ben burada lamba parlaklığını bu ikisini kullanırım bak. Lambalar için. Lamba yazayım yeter. Ha, hangisi tercihiniz hocam?
Takım arkadaşlar sorusuna göre yolda bırakabilir ama potansiyel fark asla yolda bırakmaz. Yani kurtarıcımızdır. Ben onu daha çok seviyorum. Abinin yanına bir gülücük koyayım. Şöyle. Evet. Bu sıkıntı olabiliyor. Onu söyleyeyim. Sıkıntı olabiliyor. Ya bir şey diyeceğim. Böyle bir şey vardı ya. Ha, tamam böyleydi. Böyleydi, böyleydi. Böyleydi değil mi? Bu tarafa doğruydu. Tamam. Emoji. Tamam. Bakalım. Al yazdın. Hepsini yazdım ben bunların. Hepsinin yani sonuçta şeyini çıkardım. Ha şurada bir çizgimiz eksik galiba. Elektriksel enerji. Ha bu arada. Yani garip durumlara yani tanıklık ederseniz. Ben bugün ikinci aşıyı oldum. BioNTech. Biraz böyle değişik. Ateş basması gibi geldi. Daha da hasta olma ihtimali varmış. İkinci defa aşı olanların. Bir de korona geçirenlerin benim gibi. Daha beter oluyorlarmış. Onun için daha kötüleşmeden ben hemen videoyu çektim. Yani en azından bugün izlediğim videolar bu garantide. Yarın toparlanacağım inşallah. O zaman da diğer günün videolarını yapacağım. İnşallah aksamaz. Nazar değmesin. Kaç kere vurdum ya? 1, 2, 3. Tamam. Evet. Nazara inanıyoruz. Negatif enerji. Uzak dursun. Evet, tamam. Böyle güzelliklerimiz var. İlerleyelim bakalım. Tamam, burada ne diyor burada? Ne anlatıyor? Elektriksel güç ile bağıntı, elektrik enerjisi bağıntının zamanı. Tamam, onu zaten bulduk biz. Bu tamam. Ha bu ne? Güç ve zaman büyüklüklerin çarpımı enerjiye eşit olur. Yani bak şunu demeye çalışıyoruz biz burada, tamam mı? Yani şimdi böyle yapınca insanların aklına direkt iş geliyor. Yani bunu iş olarak düşünmeyin. Birim zamanda harcanan enerji diyoruz ya. Yani oraya işte eleman E de koyabiliyor yani. Bak mesela böyle olamaz mı? Lambda üzerinde birim zamanda harcanan enerjiyi bak. PT E eşittir. Burada harcanan enerjiyi P çarpı T olarak söyleyebiliriz. Bu arada ben bunların hani birimlerini de yazmadım ama daha önceden bir parça biliyoruz ya. Bu watt. Efendim bu joule. Hani enerjiden bahsediyoruz. Yapılan yani işten bahsediyoruz ya da harcanan elektriksel enerjiden bahsediyoruz. Joule. Bu da saniye. Ha, böyle bildiğim tanıdık arkadaşlar diyelim. Burası o zaman ne oldu? Bak watt çarpı yani sonuçta watt saniye. Ama işte bak bu enerji birimidir. Bunu biz günlük hayatımızda ödediğimiz elektrik faturalarında görebiliyoruz. Watt yerine kilowatt oluyor. Bu saniye yerine de saat oluyor. KVH diye geliyor böyle. Hani aylık olarak kaç kilowatt saat enerji harcadığın ortaya çıkıyor. Tamam böyle bir şey. Onu da burada. Bak elektrik faturalarından bahsediyor bu dediğimiz. Hani zaman birim saatiye işte H hour. Evet saat anlamında kullanılıyor. E kilo kelimesi zaten 1000 demek. KVH işte bak. Elektrik faturası sağda solda bir yerde duruyorsa lütfen ilk endeks son endeks harcanan enerji aradaki fark onlara bakın. Evet ne diyor? Elektrikli cihazların etiketlerinde güçleri yazılıdır. Bir cihazın gücü ne kadar fazla ise birim zamanda harcadığı enerjinin de fazla olduğu anlaşılır. Doğru. Yani bir masa lambasının gücüyle yani sonuçta atıyorum kafadan kettle'ın gücü, bulaşık makinesinin gücü, buzdolabının gücü aynı olmaz değil mi? Öyle söyleyelim. Peki burada ne oluyor? Elektrikli aletlerde enerji dönüşümü diyor. Onu bir konuşalım. Bunu böyle yorum yani ne diyeyim? Günlük hayat örnekleriyle alakalı olaraktan soru geldiğinde şaşırabiliyoruz. Günlük hayatta kullanılan piller kimyasal enerjiyi, barajlarda kullanılan jeneratörler ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güzel laf. Söylenmesinde, tekrar edilmesinde böyle fayda var. Hani böyle dua okuyup ferahlamak gibi. Gerçekten böyle bak. Piller kimyasal enerjiyi jeneratörler de dönerek hani o suyun döndürücü etkisiyle hani bir değirmen tadında hani su geçtikçe değirmeni döndürüyor ya onun gibi işte elektrik enerjisine dönüştürürler. Elektrik enerjisi ise elektrik devrelerinde kullanılan aletlerin çeşidine göre şey böyle mi yazılır bu ya? Göre ısı, ışık, ses, hareket enerjisi gibi enerjilere dönüşür. Tamam makul. Yani her zaman istediğimiz şey olmuyor. Mesela bir buzdolabı çalıştığı zaman tamam bizim için soğutuyor yiyecekleri, içecekleri ama aynı zamanda ses de duyuyoruz yani sonuçta. Evet. Geri geliyor işte bir ütüyü kullanıyorsunuz. Hani ısıtma gücünden faydalanmaya çalışıyorsunuz ama yani orada görünmese de yani sonuçta ışık olarak etrafa yayılabiliyor. Elektrik sobası, elektriksiz su ısıtıcısı, elektrikli kalorifer peteği, ütü, elektrikli şofben gibi tüm ısıtıcı araçlarda elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi amaçlanmıştır. E tamam. İyi ilerleyelim bakalım ya. Gözümüzden kaçmasın. Aydınlanmak için kullandığımız ampul ve lambalar elektrik enerjisinden ışık enerjisi elde etmemize yarar. Güzel.
Elektrik enerjisinden yalnız ışığı ve ışığı yalnız ışık ve ısıya dönüşüm yapılarak yararlanılmaz. Evlerimizde kullandığımız çamaşır makineleri, bak sen bilmiyorsun ya, ben bu detayları anlatayım sana yani. Hareket enerjisine dönüşümünden faydalanır. Örnek ver derlerse diye. Yine elektrikli süpürge, mikserler, tıraş makinelerinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüştürür. Tamam, mantıklı. Güzel örnekler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Günlük hayat örnekleri veriliyor. Radyo, televizyon, hoparlör gibi cihazlarda elektrik enerjisi ses enerjisine yani dönüşüyormuş. Aynı zamanda da televizyonu düşündüğümüz zaman ışık olarak da, yani görünür dalga boyundaki ışık olarak da gözümüze geliyor. Bunu söyleyebiliriz. Farklı enerji türleri hedeflenmiş olsa da bütün elektrikli aletlerde enerjinin bir kısmı ısı enerjisi başta olmak üzere amaçlı şey enerjiye dönüşür. Yani elektrik geçiyorsa bir yerden arkadaş, oradaki arkadaşlar devre elemanları ısınır diyor. İstenmeyen enerjinin oranı aletlerin verimini belirler. E tabii ki de yani 100 harcıyorum, 70'i amaç dahilinde kullanılıyor. O zaman %70 verim var diyoruz. Verim konusu enerji ünitesinde detaylı olarak, zaten evet biz bunu yapmıştık, benden evvel söylediler. İlerleyelim. Lamba parlaklığı. İşte ben bunu konuştum biraz önce. Ne dedik biz? Elektriksel, hani ısı olarak açığa çıkan, lamba üzerinden de ısı olarak açığa çıkıyor. Ne dedik biz? V çarpı I çarpı T idi. Hani bu I, T, Q idi ya, böyle yapmıştık. Bu halinden sonra neye dönüştürmüştük? I yerine, işte V yerine I, R koyduk. Efendim I kare R, T oldu. Yok efendim bir daha yazalım, işte V kare çarpı T bölü R oldu. Bunlardı. Sonra ne yaptık? Elektriksel güç. Lamba parlaklığı elektriksel güç anlamında. Gidip de işte V çarpı I çarpı T bölü T yapıp bunu lamba parlaklığında kullanmıyoruz. Bunu üreteçlerden çekilen, yani elektriksel gücü bulmak için, üretecin tükenme süresini bulmak için konuşuyorduk. Akımla yani alakalıydı. Özdeş üreteçler kullanılıyorsa. Efendim sonrasında burada işte I kare R geliyordu. Gene bunu T'ye bölme olayını yapmıyorum. Ya da işte V kare bölü R geliyordu. Bunlar daha ziyade parlaklık için kullanılıyor. Niye? Özdeş lambalar var, tamam mı? Bunlar rahat ettiriyor bizi. O zaman bizde akımı çok olanın parlaklığı çok olur. Voltajı, potansiyel farkı çok olan lambanın parlaklığı çok olur diyebiliyoruz. Ama karesi olduğunu unutmayın. Yani bir lambanın, özdeş lambalardan bahsediyorum, üzerinden iyi akım geçerken ötekinden 2'ye akımı geçiyorsa, bunun elektriksel gücü P ise bunun elektriksel gücü 4P'dir. Dolayısıyla parlaklık 4 katına çıkar. Sayı olarak senden isterlerse formülü kullanmak zorunda kalırsın. Ama bu lambanın parlaklığını şu lambanın parlaklığıyla karşılaştırın dedi. İ'si çok olanın parlaklığı çok. V'si çok olanın parlaklığı çok der, geçersin. Hangisi tercihin öğretmenim? Benim tercihim bu arkadaşlar. V kare bölü R. Tamam mı? V kare bölü R. Şimdi geldik buraya. Ben müsaadenizle bir yudum çay alacağım. Evet, evet. Şimdi ne diyormuş? Ne diyormuş? Bir okuyalım sorumuzu. Şekildeki devre özdeş KLM lambaları ve iç direnci önemsenmeyen üreteçlerle kurulmuştur. Araya bir tane örnek atayım dedim. Böyle kuru kuru gitmesin, bir görelim dedim. Lambaların ışık şiddetlerini bir zahmet karşılaştırın diyor. Ben şöyle yapacağım. Yani bunlar özdeş oldukları için RR diye, şunu da yazayım hatta R diye. Şöyle bir şey yapamaz mıyım? Paraleller. V'leri aynı olacak. Buradan da I, buradan da I geçiyor. Yani I çarpı R, I çarpı R'ye eşit olmalı. Paraleller. Burada ne oldu? 2I oldu bak, görüyor musun? Şimdi ben ne demiştim? P istersen bak buradan yapabilirsin demiştim, değil mi? Nasıl olsa özdeş lambalar dendi. O zaman I kareye bakacağım. Yani bunun elektriksel gücü derse, P dersen ben buna, tamam mı? Burada akım 2 katına çıktığı için ve biz o akımın karesini almak zorunda olduğumuz için 4P olur. Yani T lambasının parlaklığı, hatta parlaklıkla power'ın P'si tutuyor ne yazık ki. Yani 4 kat. O zaman burada biz şu anda soruyu yanıtladık aslında. Yani kim daha büyük oluyor? K daha büyük oluyor. K'nin evet şu şekilde karşılaştırabiliyor. Hocam hani voltajla yapıyordunuz, hani daha çok seviyordunuz. Akımı çok olanın parlaklığı çok desek yetmez miydi? Ben bir bulmak istedim. Şöyle yapabilir miyim peki? Voltaj olarak baktığımızda peki nasıl olacak? Yani aklıma gelen ilk olarak şu oldu. Şimdi sol taraftaki lambaya R dedim. Şuna R demiştim ya. Şunlar da birbirine paralel ya. O zaman burası R bölü 2 olur mu? Şöyle tek bir kablo oldular. Şunları adam ettim. Yani ana koldan geçen akımın ne olduğu önemli değil arkadaşlar. Ben burada I üssü diyorum. O zaman bundan da aynı şekilde I üssü geçmiyor mu?
Bakın şöyle bir şey yapalım. V eşittir I çarpı R mantığıyla düşünürsek, eğer aynı akım geçiyorsa voltajı bulmak için dirence bakmam yeterli olacak, doğru orantılı olacak. Ve aşağıda V diye söylediğimiz arkadaşa da eşit olmak zorunda. Epsilon yazıyorsa epsilon, V diyorsa V, fark etmez benim için. Şimdi o zaman bak, burada R bölü 2 R, yani buna sen K diyorsan bu 2K olacak, 2 kat olacak ve bunların toplamı 3K, kime eşit olacak? Şu aşağıdaki V'ye eşit olacak. İlk kez yaptığımız için bu kadar detaylı yapıyorum. Aslında soru çoktan çözüldü. Şimdi o zaman buraya biz V bölü 3 vereceğiz. Buraya da 2V bölü 3 vereceğiz. Böyle de söyleyebiliriz. Yani burası ne oldu? 2V bölü 3. Bunlar da paralel olduğu için V bölü 3, V bölü 3 oldu. Şimdi işte burada eşdeğer direnç bulma olayını öğretmenlerimiz sınıfta tadında bırakmalı. Belli başlı devrelerde ne nasıl oluyor o konuşulduktan sonra olay uzatılmamalı. Artık eşdeğer direnç bularak öğrencileri yani işkenceyle öldürmeye çalışmıyoruz. Ama tabii ki de seri ve paralel kavramlarını çok iyi yani bilecek, tespit edecek şekilde de detayı kullanacağız. Ben hala V'den yanayım, devam ediyorum şimdi. Şimdi efendim ne diyor bakınız. Özdeş lambaların dirençleri eşittir. Bundan dolayı özdeş lambalarda akım şiddeti büyük olanın parlaklığı yani potansiyel farkı büyük olanın parlaklığı yani. Hatta karesini aldığımız için lütfen ona dikkat edin. Sayıyla isterse dayak yemeyin. Evet bakalım ne oldu. Özdeş lambaların parlaklıkları karşılaştırılırken güç değerlerinin karşılaştırmaya gerek yoktur. Doğru. Akım ya da potansiyel fark değerleri karşılaştırılabilir. Bazı sorularda potansiyel farkın, bazı sorularda akım değerinin karşılaştırılması daha pratik olabilir. Mesela biraz önceki o soruda herhangi bir anahtar yok. Herhangi bir şekilde devredeki eşdeğer direnç değişmiyor. Devreden geçen akım değişmiyor. Dümdük bak burada II2 dediğimde kimse ses çıkarmadı yani. Ama V ile yapmaya kalktığın zaman bak burada biraz daha böyle yani bir hengame var yani. Bir toz dumanı katıyoruz yani. Ha, onun için anahtar olmayan, değişmeyen belki de devrelerde tercih edebilirsiniz. Ama ben çok zorda kalmadığım sürece akımı tercih etmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Ben çok sevmiyorum. Sıkışmışım demek ki zamanında. Şimdi bunlar günlük hayat örnekleri arkadaşlar. Ben bunu borç biliyorum kendime. Yani burada söyleyeceğim şeyleri sakın ola atlamayın. İzleyin. Yarın öbür gün kendi başına bir evde yaşamak durumunda kalabilirsin. Evlenirsin, evlenmezsin bilmem. Evlenirsen eşin, çocuğun, bunların hayatı bir yerde sana emanet olacak. Bunun, bakın genel konuşuyorum, kız ya da erkek olmakla ilgisi yok. Kim bilinçliyse, kim bu konuda bilgi sahibi ise onun dediği olur. Ben de o bilgiyi size burada vermeye çalışacağım, tamam mı? Acayip önemli bir yerdeyiz. Elektrik, günlük hayatımızın parçası. O kadar çok insan elektrik akımı yüzünden hayatını kaybediyor ki aklınız durur. Elektrik hayatın vazgeçilmez parçası olmakla birlikte doğru kullanılmadığı can ve mal kayıplarına netleştirilmesi kadar tehlikelidir. Peki. Gerekli tedbirler elektriği tabi canım herkes diyor tabi herkes böyle ama yani hiç gördünüz mü arkadaşlar yani böyle elektrikle çarpılan insanlara ne olduğunu yani YouTube var elinin altında istiyorsan gerçek videoları bulabilirsin yani ölüyorsun ya yani var mı yani illa havaya uçması patlaması ya da yanması gerekmiyor yani insanların Allah korusun ya. Ve lütfen elektrik uyarı levhalarına uyulması, prizlere emniyet kapağının takılması bizde böyle. Hatta bir de prizlerin içinde tüh bak onun resmini getirseydim. Yani şöyle bir şey var ha. Tamam mı bak. Şöyle bir durum var. Hani burada bir yuvarlak var ya. İçinde de iki tane böyle delik var ya. Şimdi getiriyorsun fişi. Aynı anda o demirler. Aynı anda şunların içine değmezse orada beyaz beyaz böyle minik minik kapak gibi şeyler var. Ne için biliyor musun? Yani çocuk kalkıp da böyle elindeki çividir, ne bileyim hani böyle şiştir. Hani evde belki örgü ören tığ ile uğraşan birileri varsa hani buraya sokup da ölmesin diye. Yani böyle ikisini aynı anda soktuğun zaman açılıyor falan. Öyle şeyler var. Prizler var. Bir de bunların üstünde böyle bir de hani kapağı olanlar var. Böyle kapatıyorsun. Hani net. Tamam mı? Onları tercih edin yani. Parası neyse verin tercih edin. Bir kere olur. Küçük çocuktan bahsediyor. Yani büyük zaten yapıyorsa bir sıkıntı var demektir yani. Allah korusun. Evet bir fazla fiş takılmaması bu çok yapılan hatadır. Çok fazla fiş takılması aynı yere. Elektrikli cihazların kullanılması ıslak zeminlerde. Evlerin topraklı priz zaten topraklı priz olmak zorunda ben başka detaylardan bahsedeceğim. Kabloların sağlam olmasına dikkat edilmesi prizleri metal ve yani yok artık.
sigorta kapalı konuma getirilmeden elektrikle ilgili hiçbir iş yapılmaması, iş güvenliği. Aa, sen kapatmadın mı ya şeyi? E sen kapatmamış mıydın? Falan böyle. Yani bu şekilde değil. Yani 1000 kere soracaksın. Kapattın mı? Ana sigortayı kapattım. Hayır, hepsini kapat. Hepsini indir aşağı sigortaları. O şekilde. Tamam, kullanım talimatlarına uymakta da fayda var. Bakın şimdi. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar, yani bunların gerçekten de bunlar gerçek yani. Bunlar oluyor. Banyo gibi, bak banyo gibi nemli ortamlarda ıslak ıslak çıkmış. Yerde mesela buhardan dolayı bir ıslaklık var. Sen ıslaksın, elin ıslak gidiyor. İşte elektrikli cihaz kullanmaya kalkıyor. Prize bilmem neye işte anahtara dokunuyor. Orada da bir bozukluk varsa Allah korusun kaza oluyor. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Islakken böyle şeylere dokunmayın. Ondan sonra uzmanlık alanınız değilse elektrik arızalarını ben yaparım ya anlarım. Ne olacak ya, kopan kabloyu bağlayacağız. Sakın ha, geri zekalı olmayın. Tamam mı? Böyle şeyler yapmayın. Ondan sonra kablosunun telleri dışarı çıkmış cihazları kullanmak. Ben bunda hep şunu anlatırım arkadaşım. Bizim yani zamanında dinlediğimiz bir tane küçük bir radyo vardı, tamam mı? Balkon gibi bir yerde oturuyorduk, kirada oturdum. Benim küçüklüğümden bahsediyorum yani. Ben ortaokuldayken oldu bu olay. Uzatma kablosuyla dışarıya çıkarılmış radyo. Oradan işte TRT'den ne yayınlanıyorsa onu dinliyoruz, tamam mı? Yolda yürürken elimde de çay tepsisi var, tamam mı? Çıplak ayağımla yerde duran kablonun üzerine bir bastım. Aynen bak, aynen şurada olduğu gibi açıkta böyle kablonun yerine bir değdim. O tepsiyi bir atışım var arkadaşlar. Tavana çarptı o tepsi yani. Tamam mı? Tavana çarptı. Yani lütfen kullandığınız uzatma gibi, kullandığınız cihazların kablosu gibi bunlara dikkat edin. Bu konunun en önemli yeri burası. Tamam mı? Öyle diyeyim ben sana. Şimdi buraya 1 milyon tane fişi aynı yere takma diyor adam. Tamam mı? Böyle bir şey. Ondan sonra gerizekalı, bu gerçi Türkiye'deki priz sistemi değil, bu Amerikan priz şeyi de. Yani bizdeki ne? Böyle çataldır, bıçaktır, sivri şeylerdir, metaldir. Lütfen prizlere böyle manyak manyak bunları sokmayın. Yani yetişkinse tabii biraz dediğim gibi kafa başka yere gidiyor. Soru işareti oluşturuyor. Bunu yapanlar genelde çocuklar oluyor. Her şeyi böyle eline alan, ağzına götüren, bir yerlere götüren. Yani net. Bu böyle. Peki dikkatinizi çekti mi? Şu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sponsorumuz Siemens falan diyormuşum. Bunu buldum yani, öyle bir şeyimiz yok. Belki Siemens'ten ararlar beni. Tamam mı? Arkadaşlar bunun adı kaçak akım rölesi. Tamam mı? Şimdi bu videoyu izledin ya, öteki videoya geçmiyorsun. Tamam mı? Bu video bittikten sonra evin sigorta panosuna gidiyorsun. Evde bir büyük varsa, yanlış anlamayın beni, daha önce bakmadıysanız bilmediğiniz şeyi ellememeniz açısından söylüyorum. Yanınızda anneniz, işte babanız, abiniz, ablanız. Ya şu sigorta panosunu bir beraber açalım. Arkadaşlar şu var mı sigorta panosunda, ona bakacaksınız. Bunun adı kaçak akım rölesi. Buradaki gerizekalılıkları yaptığınız zaman, tamam mı, sizin hayatınızı kurtaracak yani kaçak akım rölesidir. Sizin çarpılmaya başladığınız anı tespit edip gitmemesi gereken bir yerden toprağa elektrik akımı giderse biz ona kaçak akım diyoruz. Bunu tespit eden bir röle bu. Bakın şurada belki görüyorsunuzdur. Şurada bir 30 miliamper diyor ya, bak burada 30 miliamper. Eğer sizin üzerinizden geçen akım, toprağa giden akım, hani çarpılıyorsun ya elinden böyle, senden geçiyor yani böyle toprağa doğru. 30 miliamper değerine geldim, tak atıyor böyle. Sesini duyarsın duymazsın. Çarpılmazsın. Böyle oluyor. Ha, elektrikler mi gitti ya? Ne? Sen biraz önce ölüyordun, tamam mı? Kaçak akım rölesi seni kurtardı. Ve bunun eğer yoksa sigorta panosunda, gidin evde bu işlere bakan kimse aman ya Allah kahretsin sizi falan diyene kadar, bakın net, istiyorsan getir anneni babanı izlettir bu videoyu, tamam mı? Her evin, ister kirada otur ister kendi evin olsun, senin hayatın. Giderken de sökersin yani, tamam mı? Bu ana sigortadan bağımsız bir şeydir bu, tamam mı? Kaçak akım rölesi, yani rölesi bu. İnsanların küçük büyük hiç fark etmez elektriğe çarpılarak ölmesini engelleyen basit bir devre elemanı. Bunun parası neyse vereceksin ve de en kalitelisi neyse onu alacaksın. Aa, biz Siemens beğenmiyoruz, biz Schneider beğeniyoruz. Hayır, ben Legrand beğeniyorum. Bu senin bileceğin bir şey. Bak 3 tane marka söyledim. Bizim evde Siemens var. Ben nedense Alman... Gerçi bir dakika ya, Schneider'ı da Alman... Yok pardon, Fransız markası.
Ama Schneider Almanca terzi demek. Legrand nerenindi ya? Neyse. Ben Alman malını tercih ettim arkadaşlar. Aşıda da öyle tercih ettim falan. Yani şimdi Siemens dediğimiz hani gerçekten bunun dandikleri de vardı ama hemen sana satmaya çalışırım. Ben başkasına laf söylemiyorum ama yani bunun ucuzu pahalısı olmaz. Bunun en iyisi hangisiyse onu alacaksın. Bu sen hayatını emanet ediyorsun evde. Banyo gibi bir yerde ıslak bir zeminde elektriğe çarpılarak ölen bir tanıdığınız var mı? Bu çok önemli ha. Böyle yerde böyle yani horon tepersin yani. Böyle. Bak ne yapacağım diye boğuluyordum ya. Yudum tutacağım. Pardon bu çaydı. Sallama çay. Neyse bundan hemen taktırıyoruz. Taktırın bunu. İnsan bak kira senin evin hiç önemli değil. Hayatını kurtarır. Net söyleyeyim yani. Net. Bizim evde bir kere ben, iki kere de benim oğlan küçükken bu arkadaşın sayesinde elektrik çarpılmaktan kurtuldu. Ha ölür müydük ölmez miydik? Böyle bir şeyin riski olur mu ya? Kaç para lan bu? 100 lira ise 100 lira vereceksin bunu. Neyse ne vereceksin bunu ya. Takacaksın oraya. Tamam mı? Bir elektrikçiye de artık yarım yönmeye bir şey vereceksin yani. Takılacak bu. Tamam mı? Kıyağın olsun hadi. Şimdi sigortalara geldi. Oo sigortalar. Tamam. Benden büyük oldu. Heykel gibi ha. Evet bu detayı böyle konuşmakta fayda var. Sigortalar devreye seri olarak bağlanan, aşırı akım geçtiğinde akımı keserek devrenin güvenliğini sağlayan araçlardır. Şimdi bakın şurada B25 yazıyor görüyor musunuz? Ulan Umut Hoca neler biliyor diyeceksiniz. Arkadaşlar ben teknik lise mezunuyum. Motor teknik lisesi mezunuyum. Onun üzerine fizik öğretmeni oldum. Öğretmen olmak istediğim için oldum. Öğretmenlik yazdım. Öğretmenlik bölümünde okudum. Öğretmen olmak istediğim için yazdım. Yani haberiniz olsun yani. Birinci tercihim söylemiyorum. Annemin babamın isteği üzerine yazdım. Ama ikinci tercih benim aklımdaki öğretmen olmaktı. Ben öğretmen olmak istiyordum. Yani tercih o geldiği için öğretmen olmadım. Onu da belirteyim. Her neyse bu B25'i anlatacağım birazdan size. Tamam. Efendim sigortalar devreye seri bağlanır. Sigortanın temel işlevi devreden belli bir değerin üzerinde akım geçişi olduğunda gördüğünüz gibi ben Siemens tercih ediyorum. Elektrik tesisatını devre dışı bırakmak akım geçişini engellemektir. Halk arasında bu durum sigorta attı. Sigorta atması diye çat diye sesi gelir böyle. Tamam mı? Düşer bu çünkü. Yukarıya da böyle tling yukarıya doğru kaldırırsın. Atarsa aşağıya düşüyor yani gibi. Evet ben göstereceğim zaten birazdan bunu. Özellikle evlerde kullanılan sigorta panelinde çok sayıda düğme bulunur. Bunların bir evin tesisatının tamamına bakarken diğeri belli parçalardan sorumludur. Göstereceğim hacılar. Sıkıntı yapmayın. Tamam mı? Yani ne diyor? Örneğin mutfağa giden kablonun girişindeki sigorta attığında salondaki televizyon bundan etkilenmez. Doğru. Ha ana sigorta atarsa başka. Şimdi ne? Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bu konunun en önemli şeyi bu. Yani bu sınavlar geçecek. O okullar okunacak. Yarın öbür gün sen evine bu tür şeyleri almak zorunda kalacaksın. Ya da yani bak bunun evlenip evlenmemenle ilgisi yok. Bunun kız ya da erkek olmanla ilgisi yok. Tamam mı? Yani sonuçta bunu lütfen şöyle yapalım. Şimdi bir apartmanın girişinde apartmanın bir elektrik panosu vardır. Orada sayaçlar vardır. Sizin dairenin de bir sayacı vardır. Tamam mı? Müstakil evde oturmuyorsun. Şimdi orada o sayacın orada bir tane ana sigorta var. Senin sayacın orada. O 32 amperdir. Tamam mı? Kurallarına göre değişmediyse. Değişiklik olduysa ve sizin bu konuda bilginiz varsa lütfen yorumlara yazın. Tamam mı? 32 amperdir. Şimdi elektrikçi işi hızlıca bitirmek için, hemen işi halledip gitmek için, elindeki malzemeyle problemi çözmek için, abi ya elektrik atıyor diyorsun, biz buraya niye 32 takıyoruz? Takalım şuraya 40 amper, takalım 60 amper, rahat rahat çalışsın evdeki aletler. Ha, olmaz bu, bunun kuralı var. Sen kafana göre sigorta takamazsın, kafana göre şebekeden akım çekemezsin, kuralı var. Sayacın oradaki bildiğim kadarıyla 32 amper oluyor. Evin girişindeki de buradaki gibi 25 amper oluyor. Daha büyüğünü takamazsınız. Sen ne kullanıyorsun evin içinde? Ne kullanıyorsun da 25 amper çekiyorsun sen? Eğer öyle bir şey çekiyorsan senin evindeki elektrik tesisatı buna uygun mu? Bilemezsin. Ha, şimdi bu B ne? B var arkadaşlar. Bir de C var tamam mı? B mesela nedir? Atıyorum odadaki ışık. Yani odadaki prizler. Bunlar B tipi arkadaşlar acımaz.
Mesela B25 diyor ya, 25.1 oldu diyelim ki, atıyorum 25.2 çat diye atar bu. Anında atar. Bu anında atan sigorta demektir. Anında atar. Tamam mı? Bunları bilmek lazım. Usta bitirecek işini. Sen diyeceksin takarken, salonunda koçum klima var. Oraya istersen klimanın mesela. Klimanın sigortası, klimanın hattı ayrıdır. Baştan çektirilmesi gerekiyor yani. Öyle oradan prizden alıp da yani şeye, klimaya elektrik verilmez yani. Bunu yapan elektrikçiden de ben şüphe ederim. Kusura bakmayın yani. Şimdi C tipi ise böyle hemen atmasını istemediğimiz, mesela klima gibi. Yani buna benzer aletler gibi. Mesela 25 amper diyor ya, bir anlığına 26'ya çıkıyor ama sonra gene 24'e düşüyor. Anlık olarak bir değişiklik yaşıyorsa biraz tolerans göstermek adına hemen atmayan, birkaç saniye bekleyen bir sigorta kullanılır. Evimizde günlük şeyde bu. Yani mesela böyle elektrik sobası kullanılan yerlerde, ama özellikle klimalarda oluyor bu. Yani buradaki B tip mesela, B25 hemen atan 25 amperlik sigorta bu. Bir de C25 olur. Bunu da mesela klimaya takarsınız. Bu biraz hani sana ayrıcalık gösterir. 1-2 saniye sonra atar gibi. Tamam mı? İlerleyelim. Ha, bak şimdi böyle bir tane de soru buldum ben. İşte elektrik sigortalarının temel işlevi, devreden belli bir değerin üzerinde akım geçişi olduğunda elektrik tesisatını devre dışı bırakmak, akım geçişini engellemektir. Bunu konuştuk zaten. Bununla birlikte farklı aletler farklı sigortalarla kontrol edilebilmektedir. Bir evin sigorta şemasının bir kısmında A, B, C, D işte sigortalarının sorumlu olduğu bölümler aşağıda verilmiştir. Mesela neler olmuş burada bir bakalım. A, bence bak şehir gerilimi, sayaç resmi var burada. Bu ana sigorta, tamam mı? Yazayım ana. Sonra B'ye baktık. Mutfaktaki, bak burası mutfak. Mutfaktaki lambaya kim bakıyor? B'ye bakıyor. Mutfaktaki buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi hani prize takılan arkadaşlara da C sigortası bakıyor. Salonda da televizyon, avize gibi arkadaşlara da D sigortası bakıyormuş. Bakalım. Yani bu aslında genel kültür gibi bir şey oldu. Şemaya göre hangileri doğrudur deniyor. Bakalım. Sigortaların kontrol ettiği aletlerin bulunduğu elektrik koluna seri bağlanır. Evet, doğru. Nereye elektrik veriyorsanız yolun üzerine bağlarsınız ki attığı zaman orayı kessin. Yani ondan sonra kim varsa çalışmasın. Bu mantıklı. 2. A sigortası atarsa evde hiçbir elektrikli alet. Ana sigorta. Yani evin girişindeki panodaki ana sigorta. Genelde başa koyarlar. Kaçta en fazla? 25 amper. Daha yükseğini bağlarlarsa şüphe ederim ben. Ha, sen acayip böyle 3 katlı, 4 katlı, havuzlu, hidroporlu, bilmem neli acayip bir yerde yaşıyorsan bilemem. Benim dediğim hani işte bizim yani 110 metrekare bir şey, tamam mı? Apartman dairesi gibi bir yerdeysen, yani 2 oda bir salon, 3 oda bir salonsan buralarda 25 amperi geçemezsin. Onu bir söyleyeyim. A sigortası atarsa hepsi atar. 3. Fırının bozulması ile C sigortası atmışsa. Nerede? Fırın burada bak. C sigortası attı. Burası çalışmıyor. Yani burası artık çalışmıyor. Ama o zaman diğer sigorta, yani lambayı besleyen sigorta B sigortası, hala lambanın çalışmasına izin verir. Mutfak lambası çalışmaz. Hayır, çalışır. Onun sigortası ayrıydı sonuçta. Ne oldu? 1 ve 2 oldu. Evet, geldik muhteşem kısma. Evet arkadaşlar, bakın. Bu önemli. Yani böyle olmuyor. İşte ya mesela sen diyelim ki eşinle konuşuyorsun. Biri diyor ki ben anlamam falan, öteki diyor ki ben mi anlayacağım yani? Erkek mi anlar bundan yani? Öyle bir şey mi yani? Elektrikçi miyim ben? Ama bunlar genel kültür. Yani bu evinizdeki, apartmanınızdaki, yani özellikle bu apartman dairesi olaraktan seçtim ben. Yani böyle olmak zorunda değil ama bak, sayaçlar var. Burada farkında mısınız? Yani bak. Bak, görüyor musun? Şalterler var. Tamam mı? Şalterler var. Görüyor musunuz? Bunlar ana sigortalar. Hani o 32 amper olur dediğim şey. Yani lütfen dikkat. Hatta bak bir şey göstereceğim. Geri alıyorum. Tamam mı? Bak şimdi. Geri alıyorum. Burada tek bir sigorta varken lütfen dikkat. Bu bir evin, yani sonuçta elektrikçinin biri çekmiş bunu koymuş. Bak burada tek bir sigorta varken burada böyle ikili gibi var, ama bak burada daha değişik bir şey var. Biraz önce kaçak akım röleli sigortayı hatırlıyor musun? Bunlar girişe takmış. Bak bunlar kaçak akım röleli sigortalar. Yani bu adamlar sonradan daha dikkatli, daha bilinçli bir aile olduğu için buraya takmış. Ben bizim evin girişine takmıştım bunu. Yani öyle söyleyeyim. Burası en fazla işte 32 amper olmalı. Onu da belirtelim. En büyük sigorta aşağıda olur. Sayaç panosunda olur. 32 amper. Sonra eve geldiğin zaman küçülmeli. Çünkü 25'lik sigortayı sen gidip
buraya takarsan, evin içine 32 takarsan kim atar? 25'lik atar. Sen o zaman elektrik kesildiğinde durmadan 3 kat 5 kat aşağı iner, oradan sigortayı kaldırmak zorunda kalırsın. Onun için en büyük sigorta sayacın oraya takılır, 32 amper sayaçtadır. Evin içinde de 25 vardır. Hani küçük akımda atıyorsa evin içindeki sigorta panosundan kaldırırsın, kurtarırsın. Evet. Şimdi gelelim buraya. Bak şimdi sigorta panosu bu. Evin içindeki sigorta panosuna bir örnek. Bakın. Şimdi lütfen dikkat. Bu ana sigorta. Tamam mı? Ana. Bak aynı şey görüyor musun? Vico marka bu da. Bu da kaçak akım röleli sigorta. Kaçak akım rölesi. Kaçak akım yazayım da ben. Bu çok önemli arkadaşlar. Rölesi. Bunlar da odalara giden normal sigortalar. Burası da Vico markayı tercih etmiş. Kendisi bilir. Yani Vico marka adam demiştir. Yani kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Bu markanın kötü olduğundan değil. Tamam mı? Yani lütfen kusura bakmayın. Şimdi bakıyorsun. Adam diyor ki araba kaç para? 300 bin lira. Bu araba kaç para? 1 milyon. Onun da 4 tekeri var. Neden 1 milyon? Yani ona lütfen dikkat. Şimdi burada tabii ki de kişisel tercihtir ama bunlar yani gece yarısı sen uyurken çıkacak olan bir elektrik yangınında bu kabloların üzerindeki plastikler arkadaşlar yanıyor. Duvarlar yanıyor. Simsiyah duvarların içindeki o kabloların içinden böyle boğat denilen şeyler var. Böyle duvarda yuvarlak yuvarlak beyaz kapaklar vardır. Eğer hani odanın rengine boyamadıysanız onların içinden böyle simsiyah dumanlar kusuyor böyle. Yanmadan önce boğularak ölebiliyorsun yani. Bu da bir sigorta panosu görmeniz açısından hani göstermek istedim. Hani hangisinin kaçak akım röleli sigorta, hangisinin normal sigorta olduğunu göresiniz diye. Bak ana sigorta ayrı. Bunu indirdin mi? Hiç bunları indirmeye gerek yok. Bak burada hepsi aşağı inmiş durumda. Aşağıdayken bunlar elektrik yok demektir. Yukarıya kaldırdığın zaman elektrik var. Ama burada daha tesisat yapılmamış. Ana sigortaya verilmiş. Ondan sonra kaçak akım rölesine girmiş. Şuradan işte şey nötr, hani faz nötr diyoruz ya, nötr kablo çıkmış, bu eve dağıtılacak. Sonra buralardan da işte ne olacak, evin diğer hatları gidecek, daha döşenmemiş. Öyle bir durum var. Yani ben tabii kişisel tercihtir. Şimdi yani son olarak da bu. Arkadaşlar sizin işinizi yapan kişi böyle bir iş yapıyorsa, ya burada kaç tane 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı marka sigorta görüyorum ben. Sayaçlar falan korkunç. Sonradan buraya yeni model bir şey takmışlar belli ki. Yani böyle bir işçilik varsa sen burada oturma yani, git burayı sat burayı yani. Ya da yani kesinlikle yaptırılmasını iste. Korkunç bir pano. Bu gerçek. Gerçek. Ha ne oluyor işte? Böyle panolar elektrik akımı işte çok çekilirse, kural dışı uygulamalar olursa, kullanılmaması gereken sigortalar kullanılırsa, ya abi 25 amper olmaz, sen buraya 45 amper tak, elektrikçinin gazına girip şey yapar. İşte bak böyle yangınları da çıkıyor yani. Ölürsünüz arkadaşlar. Yanarak hem de. İtfaiyeyi beklersin böyle pencerede. Yani haberin olsun. Ama yani korkunç bir şey elektrik yangını. Evet bunları lütfen dikkat edelim. Bilinçli olalım diyoruz. 43 dakika olmuş. Keseyim artık yani. Yeterince bilinçlendirdim halkı, vatandaşı. Hemen gidiyorsun. Videoyu kapatınca kontrol et demiştim de, yanına bir büyüğü alarak daha önce o sigorta panosunu açmadıysan elleme. Bilen birisi, daha önce o kapağı açmış ve içine bakmış birisi, daha önce elektrik kesildiğinde o sigortayı kaldırmış birisiyle oraya git. Kaçak akım rölesi panonuzda var mı ona bak. Neydi kaçak akım rölesi? Şunun gibi bir şeydi. Şöyle gösterelim. Neredeydi abi? Bak Siemens. Şunun güzelliğine, rengine bak. Anlıyormuşum, tamam mı? Bundan yoksa taktırın arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için ve bana katlandığınız için teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.